Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için karışık harika çiçek dolması tarifi hazırlıyorum. Çok şifalı, çok lezzetli, mutlaka deneyin. Tarifimize hemen başlayalım. Bahçeden topladığım kabak çiçeklerim ve hatmi çiçeklerim var. Soğuk suyun içine biraz sirke, biraz tuz ekliyorum. Ve çiçeklerin iç kısımlarını ve dış kısımlarını temizleyelim ve suya atalım. Orta kısmındaki sarı kısmı kopartalım ve yeşil kısmı da keserek alalım. Kabak çiçeğinin de kenar kısımlarını kopartıyorum ve sap kısmını kopartıyorum. Orta kısmındaki sarı kalın olan kısmı da keserek çıkartıyorum. Evet, tüm çiçeklerimi temizleyerek suyun içinde şöyle 5-10 dakika bekletiyorum. Evet, tüm çiçeklerimi temizledim ve suyun içine alıyorum. Daha sonra bol su yardımıyla yıkayarak kurulama yapıyorum. İş harcımız için şöyle 4-5 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Gram kıymanın içine doğradığım soğanları ekliyorum. 1 demet maydanoz, 1 demet nanem var. İnce olacak şekilde doğrayarak kıymanın üzerine alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bir buçuk su bardağı yıkanmış pirinci üzerine ekliyorum. Biraz zeytinyağı gezdirelim. Bir yemek kaşığı biber salçası, 5-6 yemek kaşığı domates suyu, bir buçuk tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, acı biber, kuru nane, karabiber ekliyorum. 1 su bardağı da soğuk su ekledikten sonra elimle iyice yoğurarak karıştırıyorum. Evet, kıymalı iş harcımız hazır. Evet, çiçeklerimin hepsini yıkadım, fazla suyunu süzdürdüm. Geniş bir tepsinin altına paza yapraklarının sapını keserek yerleştiriyorum. Kabak çiçeklerin de içini şöyle bir elimle ittire ittire çay kaşığıyla iş harcı doldurarak kapatıyorum. Evet, tüm çiçeklerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum.
videodaki gibi çiçeklerin içini doldurarak kapatalım. Evet, doldurduktan sonra tepsinin etrafına diziyorum. Atmış çiçeklerimi de videodaki gibi doldurduktan sonra çiçeklerin kenar kısımlarını katlayarak ters olacak şekilde tepsiye alıyorum. Paza yapraklarını sıcak suyla hemen haşlıyorum. Sap kısımlarını keserek alalım. Ortadan ikiye keselim ve damar kısmını da çıkartalım. Evet, paza yapraklarımızı videodaki gibi hazırlamaya devam edelim. İç harçtan şöyle bir tatlı kaşığı dolusu dolduruyorum ve muska olacak şekilde katlayarak sarıyorum. Tepsinin tam orta kısmına, boş olan kısma dolduruyor alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsini sardım, hazırlar. Bir tepsi dolusu karışık çiçek dolmam var. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz serpelim. Tencerenin veya tepsinin yarısına gelecek kadar soğuk su gezdirelim. Kalan paza yapraklarını üzerine kapatarak örtüyorum. Bir kapak kapatarak ocağın yüksek ateş olacak şekilde ayarladım. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeyi bırakıyorum. Evet, kontrol ediyorum. Pişmemiş. Böyle döndüre döndüre pişirelim. Evet, yaprakları toplayalım. Bolca zeytinyağı serp gezdirelim. Biraz da sıcak su gezdiriyorum. Kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyorum. Evet, pişen dolmamın altını kapatıyorum. Biraz kendi halinde dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dolmalarımız yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Bunları da izlemeyi unutmayınız.